بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 369 مكتوبات İnayeti Seba. Üçüncü sebep, sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. İmam Ali külliyata sözler demiş. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakayık hakikattir. Kemalat benim değil, Kur'an'ındır. Ve Kur'an'dan tereşü etmiştir. Yani kendisiyle hemen alakasını kesiyor. Doğrusu da bu. Hatta 10. söz, yüzer ayet-i Kur'an'den süzülmüş bazı kataraktır. Yüzer ayetlerinden süzülmüş bazı kataraktır. 10. söz, haşirle alakalı. Fenzur ila asari diye başlıyor ya böyle bir ayeti, o yüzerce ayetlerin hulasası, nüminesi, temsilcisi, mümessili noktasında onu bir tane koyuyor. Ve yüzlerce ayetten bir kataraktır 10. söz. Yani Haşr Risalesi. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Nedir? Kur'an'dan tereşü etmiştir. Kur'an'dan tereşü, yani Risale-i Nur'un kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'dır. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benim ile bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Yani dolayısıyla Risale-i Nur Kur'an'ın eseridir. Kur'an'dan çıkmıştır. Ve madem ehli dalalet, burayı okumak istiyorum, bu can alıcı cümle burası, şurası. Ehli dalalet, gafil değil. Münafıklar, din düşmanları gafil değiller. Mesela şeytan kendisine şeytan değil. Şeytanda gaflet yok yani. Yani gaflette kastım şu, işini iyi biliyor. Biz işimizi bilmiyoruz. Şeytan Allah'ı biliyor. Allah inkar etmiyor. Ahiret inkar etmiyor. Melekleri inkar etmiyor. Kaderi inkar etmiyor. Haşri inkar etmiyor. Şeytan. Şeytan malum işte gururundan, kibrinden, hasetinden Cenab-ı Hak'la savaşa kalkmış. Şimdi bak, burada bunu yakalamak lazım. Madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmek de eseri çürütmek adetleridir. Böyle adetleri varmış. Mesela diyelim ki Kur'an'a direkt hücum edemiyorlar. Kur'an'a. Kur'an'ı ayakta tutan vesileler var. Onu ortadan kaldırınca zaten otomatik düşecek. Kur'an'ı ayakta tutan şeydir, ayakta tutan derken, onu muhafaza eden, onu şerh ve izah eden, onu hayattaki uygulanışı olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı ve siyeri ve sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniyesini rastgele inkar ediliyor. Adam düşünüyor böyle kafasına, çünkü merkez ya, dinin merkezi bu, hadis değil diyor. Zayıf diyor. Böyle hadis olmaz. Olmaz diyor, kafanız alıyor mu diyor. Şu olabilir, şu hadis. İşini geliyor. Bunun için yapılıyor. Bak bir de okuyayım. Madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Böyle bir adetleri var. Mesela Risale-i Nur Ehl-i Sünnet vel Cemaat dairesinde Edili-i Şeriye içerisinde
Kur'an'a ve imana hizmet ediyor. Risale-i Nur'u direkt çürütemiyorlar. Eskide ustada bir sürü ithamlar yapıyorlardı. Mesela bu millet onun istifade etmesin diye, o Kürttür, siz Türksünüz. Yemedi tabii o. Ondan sonra dediler, o Şafi'dir, siz Hanefi'siniz. O da şey yapmadı. Baktı ki olmuyor. Bu sefer içeriye kelime sokarak, bak Said Nursi bak ne diyor, diyor. Buna ihtiyaç duyuyorlar. Müslüman da ne yapması lazım? Madem müfterilerin, iftiracıların böyle bir ihtiyaçları var, bir yere hücum ediyorlar, hedeflemişler, o zaman bizim de lazımımız orayı iyi sahiplenmek. Niçin oraya ısrar ediyor? Mesela onlardan bir tanesini söyleyeyim. Ya Risale-i Nur, tam ben saydım hatırladığım kadarıyla, Risale-i Nur ilhamdır diyor. Ver abim buraya koy. Risale-i Nur ilhamdır diyor, tamam mı? Vahiy değildir. Tam 40 yerde geçiyor. Sari ve ima ve remzi ifadeleri topladım. En az 40 yerde geçiyor. Risale-i Nur haşa vahiy olamaz. İlhamdır. Kur'an arşi ferşi bağlamış. Risale-i Nur da Kur'an'a bağlı diyor. Yani çok yer var biliyorsunuz. Yani Risale-i Nur Kur'an'a bağlı diyor. Kur'an'da arşi ferşe bağlayan bir hablül metindir diyor vesaire. Tanımlaması var. Mesela tarifi var üstadım. Bak adamlar bak ne yapmış. Çok acayip yani. Sayfa 366 sözlerden. Diyor ki, Kur'an nedir, tarifi nasıldır? Kur'an tarif ediliyor 3 çeşitle. 3 yönden Kur'an tanımlaması ve tarifi var burada. Gösteriyorum. Şurada. Bak şimdi. Buradakini okuyacağım. Metnin 2 satırını. Sonra birilerinin burada olmayan bir kelimeyi sokarak toplumu nasıl yanıltma ihtiyacını duymuştur. Sonra şunu söyleyeceğim size. Yalan ve iftira edenin dindeki hükmü nedir? Güvenilir mi? Peki nedir? Kur'an nedir, tarifi nasıldır? El cevap. Kur'an, virgül. Bak 366. Kur'an, şu kitabı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyi okuyan mütenevi dillerinin tercüman ebedisi ve şu alemi gayb ve şehadet kitabını müfessir diye böyle tarif gidiyor. Ve zemin ve gökte gizli esma ilahiyenin manevi hazinelerinin keşafı diye Kur'an'ı tarif ediyor. Kur'an virgül şu kitabı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyi okuyan mütenevi dillerinin tercüman ebedisi. Ne anladınız bu? Kur'an tarif ediyor değil mi? Bak adam ne yapmış? Din kisvesi altında dini tamir davasında din tahripçisi bak ne yapıyor? Kur'an, virgül, Risale-i Nur, şu kitabı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekvini okuyan mütenevi dillerinin tercüman ebedisi ve vahiy semavi, çünkü Kur'an ya vahiy semavi, tabi Kur'an tanımı içerisine Risale-i Nur'u sokunca, bak diyor Risale-i Nur'a vahiy diyor, diyor. Vahidir diyor. Acaba işaret icazımı getirdi mi? Sana zahmet getirir misin? Özür dilerim. Bu delalet acayip oldu. Şimdi abi gafletle delalet. Tabii. Çok delalet değil, dalalet. Evet. Delalet değil, dalalet. Yani avalim-i gaybiyenin haritası zat ve nezü şu isem rebbisi ve kün ve nevi beşen ve devam ediyor. Yani bir kitap, bir vahiy semavidir diyor. Bak ne diyor? Her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu
tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Kur'an. Kur'an'ı tarif etme metnine adam Risale-i Nur'u sokmuş. Bir de okuyayım nasıl sokmuş. Kur'an, virgül, Risale-i Nur, şu kitab-ı kebirin kainatın bir tercüme özelliğisi. Yani Kur'an'ın yanına Risale'i de koyarak vahiy güya demiş. Peki, bu yalanı söyleyen bir insanın dindeki hükmü nedir? Onu okuyayım size. Dindeki derken Risale-i Nur ne diyor? He? Tuğyan diyor ya zaten abi burada yani. Ne diyor? Ha zaten madem ehli dalalet ve tuğyan Allah'a ve Kur'an'a savaş açmış. Çünkü dinini bozmaya çalışıyor. Yani kafir bunu kafir dediğin yani. Yok, kafir yapamaz bunu. Yani mesela tarih boyu baktığımız zaman İslam'ın dışındaki akımlar, hareketler, kişiler, kitaplar İslam'ı aktif etmiş. Daha çok içeridekileri aktif etmiş, canlı tutmuş. Daha iyi öğrenmeye vesile olmuş. Yani ona karşı bir reaksiyon üretmiş. Ona karşı bir duruş belirlemiş. Onun için ehli dalalet bunu çok iyi biliyor. Mesela Mustafa Kemal'i yerine bir İngiliz gelse, işgal etse onun yaptığı inkılapları yapamaz. Çünkü halkta bir reaksiyon olurdu. Bir tepki olurdu. Ama içimizden ondan olanlardan birisini seçiyor. Onunla yaptırıyor. Nazar-ı Musa'ma baktığı için. Onun için içeride bulunanlar çok tehlikeli oluyor. İslam kisvesi altında bulunanlar var ya. Şimdi bak ne diyor bunlara? Madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri eser sahibini çürütmek de eseri çürütmek adetleridir. Elbette semai Kur'an'ın yıldızları ile bağlanan risaleler. Neymiş? Elbette semai Kur'an'ının yıldızları ile bağlanan risaleler benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Hem madem örf-ü nas'ta bir eserdeki mezaya o eserin mastarı ve menbaa zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Yani bir eserde gözükülen güzellikler o eseri ortaya çıkaran müellifinde aranılıyor ve bu örfe göre o hakaik-i aliye ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahat-ı meziyatına mazhar olduklarını isar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının haysiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Şimdi bir insan yalan söylerse o nedir? Ona ait bir şey yapayım. İşaratul İcaz 82. sayfada hulasa. Yol ikidir. Ya sükût etmektir. Çünkü söylenilen bir sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır. Ya doğru konuşacaksın ya sus. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. Doğruluktur. İmanın hassası sıdktır. Bunu kaçırmamanız lazım. İslamiyet'in esası sıdk. İmanın hassası sıdk. Sıdk kalkarsa ne iman kalır ne İslamiyet kalır. Anlıyor musun? Yani ille dinsizdir denmez. Böyle işte. Sıdk. Sıdk nedir? Sadakat. Sadıklık.
Sıdk, doğru ve özlü sözü olmak, hakikata sadık olmak ve onu esas yapmak. Sıdk. Doğru. Doğru ama herkes benim doğruyum diyor. O yetmiyor. Bir hakikata bağlılığını göstermek. Yani bağımlı olduğunu ve o kaynaklı, o merkezli hareket etmek. Dendiği gibi yapmak. Dendiği gibi yapmak. Çok acayip bir şey yani. Bak, İslamiyet'in esası sıdktır. Bunu kaçırırsan mefhumu muhalifini düşünün. Sıdk kalkarsa İslamiyet'in esası yok onda demektir. İmanın hassası sıdktır. İmanın hassası sıdk. Sıdk kalkarsa imanın hassası olur mu? A eşittir B ise B eşittir A değil midir? Yani sıdkla iman, İslam beraber zikrediliyor. Bütün kemalata isal edici sıdktır. Yani bütün kemalata götüren sıdktır. Ahlak-ı âliyenin hayatı sıdktır. Yani ahlak-ı âliyeyi hayatı, ahlak-ı âliyenin hayatı, zemini, yapısı, âli ahlakların sistemi, yapısı sıdk. Peki o sıt kalkarsa, kisp yirerse ahlak hali olur mu? Olmaz. Peki ahlak hali yoksa ahlak rezile var. Rezil insan güvenilir mi o zaman? Nesine güveneceksin? Yani diğer bir sürü doğruları söylemiştir. O doğrular bile şüphelenmeye başlar insan. Çünkü orada da aldatmadığını nereden bileceğim? Münafıkla kafirin arasındaki fark, kafir küllümen inkar eder, karşısına dikilir. Ona karşı sende bir reaksiyon olur. Bir cephe alırsın, sana pek zarar veremez. Münafık ise 9 tane doğru söyler, 10'uncuyu da 9 tanenin içine söyler. Yani münafık inkarcı değildir. İçeriye girmiş, bizim gibi yer, içer. Bizim gibi sofraya oturur, bizim gibi kitap okur, Kur'an okur. Hadisin dediği gibi, yakrauna Kur'an. Kur'an okurlar ama boğazından aşağı inmez. Bir şey adına çalışır. Bakın bu A eşittir B ise, B eşittir A sistemiyle gidin. Bir de okuyayım. İslamiyet'in esası sıdktır. İslamiyet'in esası sıdk. Doğruluk. Eğer doğruluk kalkarsa İslamiyet'in esası olur mu? Olmaz. 2. İmanın hassası sıdk. İmanın hassası sıdk, doğruluk. Eğer sıdk kalkarsa imanın hassası olur. Bütün kemalata isal edici sıdktır. Bütün kemalata götüren sıdktır. Sıdkı kaldırırsanız kemalata gidemez. Ahlak-ı âliyenin hayatı sıdktır. Ahlak-ı âliyenin hayatı sıdk. Peki sıdkı kaldırın, ahlak âliye olur mu? Olmaz. Tamam. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslam'ın nizamı sıdktır. Nevi beşeri Kabe-i Kemalat'a isal eden sıdktır. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefekkür ettiren sıdktır. Sıdk. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefekkür ettiren, üstün hale getiren, sahabeleri üstün kılan, bizden hepimizden üstün kılan beşerin yıldızları gibidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ashabım. Ne hangi vasıfları var? Sıdk. O kadar doğru. Sıdk. Sıla-i Rahim yoksa abi o zaman zaten bitti yani, dendiği gibi. Tabii. Hiçbir şey yok. Çok acayip ya. Yani bunları tersini düşündüğün zaman tüyler ürperiyor. Mesela imanın hassası sıdktır. Yani imanın hassı, özü, yapısı, içeriği sıdk. Sıdkı kaldırın, imanın hassı olur mu? Hassası kalır mı?
O zaman sen buna kafir desen, tamam işte zaten bu. İmanı nasıl yoksa kafir. Kafir bile olamıyor ki, münafıktır. Onun için yalan lafzı kafirdir diyor. Peki, her yalanda var mı? Her yalanda bu böyle denilebilir mi? Yalanın meratibi var. Mesela haramın meratibi olduğu gibi. İçki içmek bir haramdır. Satmak ayrı bir mertebedir. Dağıtmak ayrı bir mertebedir. Fabrikada üretmek ayrıdır. O fabrikada çalışmak ayrı ayrı hükümler almış. Yani bir haramın zirvesi var, bir de onu götüren seviyeler var. Yani sıdk da böyledir. Eğer bu sıdk, yani yalan, doğruluk yerine yalan alırsa hangi konuda? Bir telefonda kandırabilirsin. Onun bedeli o cinsten olur. Ama telefon yapısına bakılmaz. Bunu kandırmak telefonun kalitesine bağlı değil. Yani şöyle diyeyim. Dağın tepesinde dayı olsanız, nehrin başında dayı olsanız suiktisatla alın. Var ya. Peki sen alsan da almasan o su akmayacak mı? Peki ben onu niye böyle iktisatla alayım ki? Paldır küldür alırım. İktisat o su değildir. O suya benim anlayışım, itikadım yüklediği manadır. Yani o dağın tepesine Resulullah böyle yapardı. İktisat edin dediği zaman abdest alırken böyle paldır küldür su akar, o beni ilgilendirmez. Ben o hakikata, o sisteme yüklediğim mana, yani o anda Resulullah hatırlıyorum. Allah Resulü, suyun başında dahi olsanız iktisatla alın. Demek ki suyun kendisinin bitip bitmemesi değil o. Beni bozuyor. Beni bozuyor. Latife-i insaniye bozuluyor. Dolayısıyla bu sıdk yaptığı meseleye göre değer alır. Mesela Allah'a iftira yaparsa, yalan istand ederse, mesela ona, Kur'an'a, peygambere, bir Müslümana vesaire bir kitaba, tabi derece derecededir. Derece derecedir. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefevvük ettiren sıdktır. Muhammed-i Haşimi aleyhissalatü vesselamı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır. Peki bir sual. Bir maslahata binaen kisbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir? Bir maslahata binaen yalan söylenilmesi caizmiş. Doğru mudur? İse hududu nedir? El cevap evet. Kati ve zaruri bir maslahat için bir mesal-ı şer'i vardır. Doğrudur. Bak, bir maslahata binaen kisbin, yalanın caiz olması zaruri ve kati bir maslahat için. Yani kaypak oynayan, kayan, değişen, gayrimaye, mayen olmayan şeylerde değil. Kati bir maslahat olacak ve kati bir zaruret olacak. O zaman mesal-ı şer'i vardır. Yani şeriatın müsaadesi vardır. Fakat hakikate bakılırsa maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Şu anda ise maslahat dedikleri şey batıl bir özür. Yani tiryakilikten, haramı işlemekten adet haline gelmiş, terki gayri kabil olmuş, o tarzda bir şeye yoktur. Zira mesela diyebilir misiniz, benim hatırıma geldi de geçen sordular. Zengin, yani bayağı zengin. Adam gidiyor marketten bir sürü şey alıyor. Bu arada sabun da çalıyor. En sonunda yakalanmış. Bu adamın Beylikdüzü'nde neyse ağzımdan kaçırmayayım. Böyle ciddi bir dükkanı var, çok büyük. Fakat başka bir ilçeden oraya kadar arabayı gidiyor, malzemeleri alıyor, arasına bir tane sabun koyuyor. Sabunu çalıyor. Araştırılmışlar falan, yakalanmış adam vesaire. Adama soruyor, bizatihi bana soruyorlar bunu. Yani ne diyorsun buna, nasıl bir şey bu, özür olur mu? Adam diyor ki, ben diyor çocukken babam alıştırdığı için ben diyor çalmadan duramam. Sabunun 10 katını vereyim ben size diyor.
Size diyor kaç seneden beri her bir markette belki de hep çalarım dedi. Çaldığım şeyleri toplarım. Kaç katıdır bu? Onun fiyatını dedi çaktırmadan koyarım. Veririm yani. Peki niçin yapıyorsun? Alıştım diyor. Şimdi bunun harama alışması özür müdür? Değildir. Haramın özürü yoktur. Ha? Yani dolayısıyla efendim kisbe kati bir zaruret olacak ve maslahat olacak. Onu da mesela hatırıma geldiği kadar iki tanesini hatırlıyorum İslam hukukunda. Bir casusluk yaparken peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam vuku bulmuş. Sahabe gidiyor. Çok güçlüler. İki ordu birleşmiş İslam'a karşı. Ama İslam'ı hakikaten korkunç bir şey. Yani İslam'ı tarihten kalkacak. Şehir yok edilecek. Zahiri sebep noktasında. Bir sahabeye ya Resulallah ben bunları birbirine düşürsem caiz midir? Savaş bir hiledir diyor. Dolayısıyla sahabe onları birbirine düşürüyor. Orada ona gidiyor. Yalan söylüyor buna gidiyor. Yani böyle. Bunu da casusluk deniliyor. Savaş bir hiledir. Savaş ya. Ama bunu yapan Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam çok ilginçtir. Kendisini öldürmek isteyenlerin, kişilerin emaneti kendisinde. O Mekke'den çıkarken o emanetleri sahibine vermek için Hazreti Ali yatağına yatırıyor. Yani Hazreti Ali ölüme bırakıyor. Yeter ki emanet ihanet edilmesin diye. Yani beni öldürmek isteyenlerin emaneti bende olacak. Ben de hayatımı tehlikeye atacağım veya sevdiğimi tehlikeye atacağım da emaneti ona vereceğim. Vallahi billahi tallahi vermezdim. Bir sürü felsefede uydururdum. Ama o savaştan önce, düşmanlıktan önce emanet ettiği için hüküm ayrıdır. Yani seninle ben iyiydik, anlaştık. Bir ay sonra, bir sene sonra kavga ettik. Öncekini etkilemez. Önceyi ne konuştuksa öyledir. Sonraki değişmez. Akit bu. Yani savaşta öyle müsaade etmiş. Savaş bir hiledir demiş. Ama öteki tarafta savaştan önce akidini sadık kalmış. İkincisi bir maslahat. Kati bir maslahat şu. Ciddi iki tane Müslüman arasında fitne girmiş. Müslüman birbirini yiyor veya zarar veriyor. Katla olacak, cinayet de olacak vesaire ve büyük bir cürüm olacak. İki Müslümanı barıştırmak, yani menfaatlanmak, ona zarar vermek, bak ona zarar vermek değil, menfaatlanmak değil, İslam'a zarar vermek değil, topluma zarar vermek değil, Beytülmal'a zarar vermek değil, böyle 12 tane madde sayıyor. Bunun dışında olduğu için o Müslümanı barıştırmak için onun adına yalan söylüyorsun. Mesela diyorsun ki İbrahim abi, buyur Hasan kardeş. İrfan var ya İrfan. Ya bırak İrfan'ı. Ben de öyle biliyordum. Ona adam değil doğru. Ama ne duydum biliyor musun ne dedi? Ne dedi ya? Ben o konuda ne dedi? Bana itimat ediyor musun İbrahim? Tabii ediyorum canım. Hayret ettim ya. İnan hayret ettim. Adama bak. Ne diyor biliyor musun hakkında? Ne diyor kardeşim uzatma işte. Ne diyor? Dedi ki vallahi bu konuda ben anlaşamıyorum ama delikanlı bir adam. Bu konuda yalan demez. İbrahim abi şöyle şöyle bir adamdır. Ama bu konuda ben anlaşamıyorum ama bu konuda onun halinde bulunmayın. Öyle mi dedi ya? Ya bırak ya öyle. Böyle dedi. Tabii onu doğru söyledi canım. Ona gidiyor. Ya bir yumuşama oldu değil mi hafif? Hafif bir havayı aldık yani. Babun havasını aldık. İrfan, konu geliyor. İrfan buyur abi. İbrahim abi var ya, abi konu gündeme getirme. Yok ya onu bir şey söyledi de ilgimi çekti belki. Ya. Falan neyse felsefesini yapıyor. Ne o? İrfan delikanlı adamdır. Ehli takittir. Ben bu konuda anlaşamıyorum ama ben bu tarafına da laf ettirmem. Bu adam böyle. Ya abi öyle ne Allah Allah. Ya. Demek ki abi, hakikati görmüş. Tabi canım ben de onu bütün çukura atmıyorum ki. Bu o İbrahim abinin de bu tarafı da iyidir canım. Yani biz küllüme şeytan yapmadık ki her şeyi kötü olacak gibi. Bir başka zamanda biraz daha derken o deliği genişletiyorsun. İşte bak birleştirdim.
Fitneyi önledi. Bu 5-10 tane, 12 tane, 10 tane madde için bu caiz. Ötekisi de caiz. Mesela başka bir tane caiz de hatırıma geldi. Sahabe etmiş. Bir sahabe dininden dönmeyi yapmadı, dönmedi, şehit ettiler. Ötekisi tamam Muhammed inkar ettim dedi, serbest bıraktılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu da yalan yani, etmedi aldı, öyle demiş değil mi? Yalan. Muhammed inkar, tamam dedi, çıktım dinden, oysa çıkmamış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ya Resulallah falanca şehit oldu, falanca mürtet oldu, dinden çıktı. Ondan sonra dedi ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o azimeti kullandı, o ruhsatı kullandı. Onda da halis iman var dedi. Yani ancak böyle ama bir kişiyi, bir hakikati, bir İslami faaliyeti, bunu da şeyde söylüyor, Gayrimüteşhir'de anlatıyor 259 Barla'da. Diyor ki yaptığımız iftira ve yalan bir ehli ilimse, fazıl bir insansa, bir kadınsa, yani yaptığımız iftira ve yalan karşıki tarafın topluma yaptığı cinayetle doğru orantılı sana yansır. Hüküm alırsın. Bak diyor ki kati ve zaruri bir maslahat için bir mesai şerif vardır. Fakat hakikate bakılırsa maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Hele hele bir cemaat adına, bir grup adına, menfaat adına, rekabet adına yalan yapmak, bunlar batıl bir özürdür. Batıldır. Zira usulü şeriatta takarur ettiği vecihle mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey, bak, mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir hat altına alınmadığından suistimale uğrar. Mesela öyle bir şey ki haddi hududu belli değil. Yani dese ki yalan kis caizdir. Mesela bir misal vereyim ona ait. Alo, buyurun Hasan kardeş, sen misin? Evet benim, buyurun. Furkan orada mı Furkan? Burada değil. Oysa karşımda. Öyle bir şey. Bu yalan caiz olursa bunun haddi belli olur mu artık? Yalan hangisi yalan olur ben anlamıyorum yani. Peki yalanı bana tarif edin. Bunu artık yönerlersin. Mesela parayı cebine mi koydun Hasan kardeş onu? Hangi parayı ya? Ya oradaki parayı ya. Vallahi billahi cebimde değil ya. Cebime koymadım vallahi ya. Masada. Yani hududunu tayin edemedin ki. Bunun haddi olur mu da? Haddi belli değil ki. Yani ne dedi? Usulü şeriatta takarur şöyle. Usulü şeriatta şöyledir ki. Mazbut. Sabit. Olmamış. Sabit ve miktarı mayen olmayan bir şey. Sabit ve miktarı. Yani mayenleşmemiş. İlmi aldığı şöyle diyor. Çok acayip. Ömer Nasuhi'nin de fıkıh bile değil ha. Ömer Nasuhi ben ilmi al kitabıdır. İlmi al kitapları fıkıh kitabı değil. Hal kitabı ne demek? Gündelik hayatta pratikel kitabı. Fıkıhtan alınmış. Fıkıhtan damlatılmış. İlmi hal. Ama multeka fıkıhtır. Damat fıkıhtır. İbn Abidin fıkıhtır. Fetevain diye fıkıhtır. Fıkıh kitabıdır. Mesela tamam. Tam ilmiyat saadet ebediye diyor. Mesela Mehmet Dikmen'in diyor. Mesela Halil Gönenç'in Şafii ilmihali diyor. Ömer Nasuhi'nin ilmihalidir. Fıkıhtan damlatılmış. Orada ne diyor biliyor musun? Ömer Nasuhi. Telefonla veya sana soran kişi neyi kastediyor? Furkan orada mı? Altı katı kastetmiyor. Senin yanında kastediyor. Yoksa koltuğun yanında mıdır mı soruyor. Kastediyor. Sen ne anladın? Ben bundan ne anladım bu telefondan? Telefon elimde. Buyurun kardeşim. Furkan orada mı Hasan kardeş? Diyor mu? Koltuğunun yanında. Hemen çeviririm. Oturan yanında.
Onun kastettiği nedir? Senin tasarrufunda bildiğin bir yerde, senin o bilindiğin yerde midir? Senin müessesende midir? Sen bunu kastettiğini biliyorsun değil mi? Onun ne kastettiğini sen anlıyorsan ona verdiğin cevap doğru ve yanlış odur. Yoksa seni böyle yaptığın felsefe değil. Onun sana sormasında neyi kastediyor? Sen ne anladın? Kesin Allah onu biliyor. O anladığına yaptığın cevaptır. Yalan ve doğru. Yapmıyor. Olmaz öyle bir şey çünkü. Haddi belli değil. Haddi muayen değil. Bak biraz önce parayı cebime masaya koydum. Ne diyor? Diyor ki mazbut ve muktarı muayen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Niçin? Çünkü miktarı bir hat altına alınmadığından suistimala yol açar. Bunun hududu belli değiller. O zaman soruyorum bana yalan nedir ki? Bana bir tane söyleyin ben yalandan kurtarayım. İstediğimi yaparım mesela. Adam mesela diyor ki boşandı. Bak karısı boşanmış. Fıkıhta soruyorlar bana. Abi nereden nereye atlıyorsun? Kardeşim sorulan sorulara ve toplumsal ciddi bir yaraya, kanayan yaraya söyleyeceğim ders yaparken vereceğim misaller onun içini doldursun ve ona da cevap olsun. Abi işte durumumuz iyi değil. Biz resmen karıyla boşanıyoruz tamam. Ondan sonra boşandık ta ki karı babasının maaşını alsın. Babası vefat etmiş. Vefat edince dul kadınlara devlet maaş veriyor. Öyle değil mi? Devlet maaş veriyor ama dul kadınlara. Dul olabilmesi için boşanılacak. Biz anlaştık diyor. Resmi işte boşandık. Aynı evdeyiz gene. Bu cahil. La kardeşim sen şimdi hakim sormuyor mu sana? Boşandın mı? Boşattı mı? Evet. Yani evet geçmeyecek mi? Boşanıyoruz, boşandık. Ki tabir geçmeyecek mi hiç? Otomatik boş oluyorsun. Abi biz bunu boşanmayı kastetmedik. Bakın. Talak, nikah, yemin, ahit. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Artık lafza bakılır, niyete bakılmaz. Boşadın mı? Boşadım. Hakim sana boşadın demiyor mu? Boşuyor musun? Ayrılın, boşuyorum. Dedi bitti. Üç defa dedin, üç talakla gitti. Para alacağım diye karıyı bıraktın otomatik dinen. Efendim bak, para için karıyı boşamış. Peki bu buraya girer mi? Bak eğer yalan bir maslahata binaen yalan caiz olsa bak bu da böyle oldu. Bak talak gitti. Ama ne diyor? Çünkü miktarı bir hat altına alınmadığı için suistimale uğrar. Ya ağzına çıkmayacak Mirfan öyle niye bakıyorsun? Hakim sana demeyecek mi ki boşadın mı? Soracak. Boşadım. Boşanıyor musun? Boşanıyorum. Sormayacak mı? Demeyecek misin bir defa boşandım? Dersin diye. Gitti. Yani peki ne oldu? Boşanmak için şeyler söylemen lazım. Geçinen göz bilmem lazım. Yani mesela her geçinemiyorum sözü boşanmak iktiza etmez. Hakim soruyor. Net istiyorlar kalemi kırmadan önce. Boşanmak mı istiyorsun? Evet. Bitti. Boşanmak mı istiyorsun? Geçinemiyorum. Kızım boşanmak mı istiyorsun? Veya oğlum, adam, Ahmet Bey, Hasan Bey boşanmak mı istiyorsun? Geçinemiyoruz. Lan ben sana onu sormuyorum. Geçinebiliyor musun, geçinemiyor musun sormuyorum. Boşanmak mı istiyorsun? Evet biz boşanmak istiyoruz. Anlaşamıyoruz, boşanıyoruz. Tamam. Netice hüküm boşanmak. Boşanıyoruz. Bitti. Ama ben onu kastetmedim. Hiç kusura bakma. Ağzına çıkan lafa bakar. Mesela bir tanesini de başkasını söyleyeyim. Hasan kardeş buyur İbrahim abi. Hakkını helal et. İçim kan alıyor. Helal olsun. Bitti. İstersen isteyerek diyeyim. İstersen isteyerek diyeyim. İsteksiz diyeyim. İstekli diyeyim. Fark etme. Bitti. Hüküm ona bakar. Şeriat zahire bakar. Mesela talak veya nikah. Ya boşadım canım. Boşadım seni. Nerede niyet geçer? Gayri sahi olan kelimelerde. Mesela babanın evine git. Boşanma sözü değil. Bundan neyi kastediyor? Defol git ya yanımdan beni kafanı ütüleme yani. Ama sen bundan boşanmayı kastediyorsan gene boş olur.
Ama şeriat sana şunu sorar. Babanın evine git demekle sarih değil. Ama şey, boş ol dese şeriat sana soymaz. Bitti. Ne niyette dedin? Hiç niyete bakmıyor o. Kelime sarih. Niyete bakmaz. Ama kelime gayri sarih ise, sarih değilse niyete bakar. Babanın evine git sorarlar. Buradaki kastın boşanmak mı? Kafadan def etmek. Kafadan def etmek. O zaman tamam, nikahına hiçbir zararı yok. Yani niye bunlara giriyorum? Ciddi bir şey olsun. Hem fıkıhta da meşgul olduğumu biliyorsunuz. Burada burayı da onunla dolduruyorum. Veya bunun gibi kullanın işte. Benim hatırıma şu, o geliyor. Yani çünkü diyor, miktarı bir hat altına alınmadığından suistimale uğrar. Haddi belli olmaz. Haddi belli değil. Nerede duracak bu? Mağaza bir şeyin zararı menfaatına galip ederse o şey mensuh ve gayri muteber olur. Öyle bir, yani bir şey mesela böyle gayri sarih yalan. Alo, Furkan orada mı? Burada değil. Adam onu kastetmedi. Ha. Peki bunu hududunu durduramadığın her şey. Bir daha yapıyorum. Alo Hasan kardeş, sen o parayı aldın mı, cebine koydun mu? Hangi parayı ya? Ya o parayı. Vallahi cebimde değil ya. Vallahi değil ya. Cebimde değil, bak orada. Bak bunu al götür de götür. Yani o zaman zararı fazla. Anlıyor musun? Yani hududu belli değil. Ne diyor? Diyor ki bir şeyin zararı menfaatine galip ederse bu yol, yani yalan, böyle tevilli yalan, zararı fazla galip ederse o şey mensuh ve gayrimüteber olur. Maslahat o şeyi terk etmekle olur. Ama öteki söyle mi? Muhammed inkar et. Dayadı. Yanında öldü ötekisi. Etmiyorum dedi, tak şey. Sen pek, ben Muhammed'in dininden değilim. Tamam, çık. Hadi bakalım yürü. Ondan sonra senelerce onlarla karşı savaştı işte. Yani burada maslahat ruhsatı kullandı. Maslahat zararından daha mühim. Burada öyle değil. Evet, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karşıtlıklar, bak, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar zararın özür telakki edilen maslahata galip etmesine bir şahittir. Yani alemde gördüğümüz bu kadar ihtilaller, bu kadar sıkıntılar, bu kadar sıkıntılar, bu kadar zararlar, maslahat dedikleri o yalanın maslahat olmadığını kisbe giriyor. Çünkü zararı fazla. Fakat kinaye veya tarih suretiyle, yani gayri sarih bir kelime ile söylenen yalan kisten sayılmaz. Mesela bak, kinaye ve tarih sözüyle. Mesela buna ait bir tane örnek hatırınıza geliyor mu? Kinaye veya tarih suretine yalan söylemek. Evet abi. Mesela? Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam düşmanlardan kaçıyorlar. Abi, meşhur mağara olayı var ya abi. He. Oraya giderken bir çobanın yanından geçiyorlar ikisi. He. Çoban onlara diyor ki siz kimlerdensiniz diyor. Resulullah Efendimiz de dese ki biz Mekke'den işte kaçtık, Haşimoğullardanız dese arkasından takip edenler o adama soracak. Dolayısıyla o adam o soruyu sorunca Peygamber Efendimiz de şöyle çok belagatlı bir cevap vermiş. Nahnu mimma'in. Biz sudanız demiş. Allah Allah, biz sudanız. Biz sudanız demiş. Adam şimdi ne anlamış? Sudan kabilesi. Sudan kabilesinden, su kabilesinden. Su, ha, su kabilesi. Öyle anlamış. Halbuki Resul-i Ekrem orada ne kastetmiş? Sudan yaratılmış. Sudan yaratıldık manasında. O adam da şey olmuş, tırsmış. Hem de onların büyük bir arkasında kabile olduğunu anlamış. Bırakıp gitmiş yani. He, ondan. Bu yalan, yani bu tabi haşa yalan değil. Bu aslı, hem aslı bildiren hem karşıdakine hakikatı anlatan bir... latife tarzında bir... Hem kendi kinaye. Aslını şey yapıyor, hem de ona kinaye. Evet.
Başka bir atı şeyiniz var mı? Hem bak şimdi kinaye veya tariz. Benzetme mesela. Benzeterek bir şey söylersen, ulan adam kütüphane gibi bir adam. Kütüphane değil. Tamam. Kütüphane gibi bir adam. Mesela adamın iyilikleri var, kötülükleri var. Bir adamın. Tamam. O adamı sırf o kötülüklerini gösteren, yani bir şeye nispet etmek. Ya canavar gibi adam ya. Kinaye mesela. Yani yırtıcı olduğunu. Aslan gibi adam. Aslan gibi adam. Tamam. Oysa aslan değil, kinaye tarzında. Yani dolayısıyla burada kinaye ve tarih söyleti, yani gayri sari bir kelime söylenen bir, onun da hükmü şöyle geçiyor. Menfaata, yani onun zararını menfaatına dönüştürmek. Aldatmak, idlal etmek, kimliğini ve kişiliğini ortadan kaldırmak. Bak, o çok önemli, bir daha söylüyorum orayı. İdlal etmek, kimliğini ve kişiliğini, öz özelliğini ortadan kaldırıcı ve buna mukabil onun o zaafı, o yapısını çökertmekten kendini ifade etmek adına, menfaatlanmak adına olmamak şartıyla gayri sari tarzda söylenilen, işte peygamberden hangi kabiledensiniz? Sudan kabilesindeniz. Yani sudan yaratıldık kabilesindeniz gibi sözler, bunlar yalan sayılmaz. Şimdi şeyde Utbe-i Şami 50 diyor, lemalar diyor, 5 ve sözler 711'de de şöyle bir şey var. 711 çok meşhur bir yer. Devamlı onu derim ben. He? Yalan bir lafzı kafirdir. Bir tane sıdk yakar milyonla yalanı. Bir tane hakikat yıkar kasrı hayali. Hayalin karşısında hakikat var. Yalanın karşısında sıdk var. Sıdk büyük esastır. Bir cevheri ziyalı. Yeri verir sukuta, eğer çıksa zararlı. Yalana yer hiç yoktur, çendan olsa faydalı. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek, bunu iyi bilmeli. Yani sözün doğru olacak ama her doğruyu da her yerde demek doğru değildir. Huzma, safa, de'ma, keder. Ki safayı ve sevinci veren şeyleri al, kederi ve üzüntü veren şeyleri bırak. Kendine dustur etmeli. Güzel gör, hem güzel bak, ta güzel düşünmeli. Güzeli bil, hem güzel düşün, ta leziz hayatı bulmalı. Hayat içinde hayattır hüsnü zanda emeli. Bak, hayat içinde hayatmış. Hayatın hayatı neymiş? Hüsnü zanla emel. Yani hüsnü zan ve emel. Hedeflerin, arzu ve isteklerin olması. İnsanı çökerten suizandır ve emel ve hedeflerin olmaması. Bu tür şeylerden çıkarıyoruz psikolojiyi. Suizanla yeistir. Suizanla, hele adetullah'a ve Allah'a iftira etmiş, şey yapmak, suizan etmek. İşte Allah beni ikide bir, Allah beni yakacak, Allah beni affetmeyecek, Allah beni affetmeyecek. Nereden biliyorsun Allah seni affetmeyeceğini? Allah niye suizan ediyorsun? Allah'ın Adalet Bakanlığı sana mı verilmiş? Kimi affedileceğini, kimi affedilmeyeceğini? Sen nereden biliyorsun? Ha, zahiri şeriata göre ise tamam. Küfür şekline gitmişse, zahiri alameti küfürse, bildiği halde tamam, o böyle. Yani şeriatın belirlemediği şeylerde suizan, suizanla yeistir, saadeti muharibi. Yani ümitsizlik ve suizan saadetin tahripçisidir. Dinamit yok ediyor hayatı. Hem de hayatın katili. Hayatını öldürüyor. Neyle? Yalan ve suizan. Ya. Şimdi gelelim
konumuz oradan açıldı. Madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Görüyor musun? Elbette Sema-i Kur'an'ının yıldızlarıyla bağlanan risaleler, Kur'an'a bağlı olan risaleler benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Hem madem örf-i nas'ta insanlar arasında bir eserdeki mezaya, bir eserdeki özellikler, meziyetler, o eserin mastarı ve menba zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Yani hakta böyle biliniyor. Bir eserde bir meziyet vesaire varsa o müellifi, o kaynak zannedilen o kişiyi zannediliyor. Kaynak o zannediliyor. Örfte böyle bir şey var. Ve bu örfe göre o hakaiki aliyeyi ve o cevahiri galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil. Kimin o zaman? Keşke benim böyle bir malım olsa der miyim ya benim malım değil? Yalan mı der şimdi? Yalan okuduk. Yalan okuduk arkadaşlar. Yeri yok diyor. Bu adam o yalanı okuduktan sonra diyorum ki, diyor ki risaleler kendi malım değil. Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahat-ı meziyatına mazhar olduklarına izhar etmeye mecburum. Yani çekirdekten ağaç olmasına temessülat, ağacın çekirdek olarak hulasalanmasına tereşuat. İyi şimdi dinleyin, bir daha okuyayım burayı. Risale-i Nur kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşihat-ı meziyatına mazhar olduklarını, Kur'an'ın meziyetlerine, hakikatlerine mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının haysiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. İşte adam gitmiş demiş, gurur kibir yapıyor. Kur'an'ı vahidir diyor. Yani buna ihtiyaç duyuyorsun. Ve bu yalanı yapabiliyorsun. İftirayı da yapabiliyorsun. Ve Müslüman da olabiliyorsun. Oysa İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın esası sıdktır. Yani İslam'ın ve imanın esası sıdk olduğunu söylüyor. Peki sıdk kalkarsa ne iman esası kalır ne İslam esası kalır. Öyle değil mi? A eşittir B ise, B eşittir A değil midir? Bir de okuyayım şurayı. Bakayım ne diyeceksiniz. Bir de bakın. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır. Sıdkı kaldırırsanız İslamiyet'in esası yok olur. Sıdkı kaldırırsanız imanın hassası, hassiyetleri kalmıyor. O ne oluyor? Ehli dalalet ve tuğyan oluyor. Onun için normal hani bir içki satmakla içki içmek aynı değil. Fabrikasında çalışmak aynı değil. Ama haram mukaddemesi de haram ya. Aynı bunun gibi. Yani bir kafir olmak ayrıdır. Kafir olmak bir mertebedir. Kafir bir mertebedir. Münafık dibi yoktur. Mertebesi yok. Münafığın dibi yok. En mukaddesi ucuna diyor. Tabii. Onlar da daha çok şeyi kullanırlar. Şu anda piyasada en çok yaygın olan ve en tesirli silah ama çok ucuz olan iftira ve yalan. Hiçbir malzeme gerekmiyor. Hiçbir, mesela bir tanesini yapayım. Hasan nereye gidiyor? Avrupa'ya. Ne oldu? Neye gidiyor? Niye? Sohbet yapıyor işte. Dershaneler açıyor, panel, konferanslar veriyor. Hiç ses yapmıyor bak. Lan deli etme beni. Niye gidiyor falan? Niye böyle yapıyorsun? Sonra görürsün.
Ya deli etme, neye gidiyor ya? İşte iftira ve yalan, gıybet bu kadar ucuz ve tesirli. Sebebi ahmak oluşumuzdan. Biz ahmağız. Adeta münafığın zemini oluyoruz. Kafirin değil. Kafir direkt Kur'an'ı cümeder. Ama münafık Kur'ancı olur. Namaz bile kılar. Kafir namaz kılmaz. Münafık yatsıyla sabahattan uzaktır. Öyle bizimle safta durur. Öyle mi? İbn-i Selul muydu? Meşhur münafık. Abdullah İbn-i Selul. Abdullah İbn-i Selul. Abdullah Übey. Übey. Ben geberttim diyor. Abdullah İbn-i Uhud'da mı? Bedir'de. Uhud'da değil. Uhud'da. Ben geberteceğim diyor. Abdullah İbn-i Sebe. Sebe de var. Bir de Übey bin Halef. Evet, onu ben geberteceğim diyor. Onu peygamberimiz gebertiyor. Bakın mesela bir sahabe için söylüyorlar. Sahabeymiş. Ya Resulallah, falanca şehit oldu. Yok dedi, cehenneme gitti. E bizimle savaşıyordu. Daha şehit olmadı yani o yorganı. Ondan sonra hayır dedi. Ondan sonra ona gidiyorlar yaralı daha ölmeden. Ölmemiş daha. Kuzman. Öldü biliyordu. Neydi adı? Kuzman. Kuzman mıydı? E sen niye savaşıyordun? Ben hurmalıklarım için savaşıyordum diyor. Ha tamam, o bedi. Şimdi münafık ise bakın 10 tane şeyse o abi çok güzel şeyleri var. Tabii ya çok güzel değil. Ben senden fazla davet ediyorum. Bak 9 tane iyisi var. Bir tanesini sana sokmuş. İşte haberin yok. Kafir onunu inkar eder. Münafık 9'unu doğru söyler. 9,5'unu doğru söyler. Bir tanesini böyle sokar sana, itikadın tarımarıdır. Hangisini seçer? Hangisi hassas ise, insanların zaafı, medar ihtilaf, yani insanların kavraması, hemen cevap bulması zor olan şeyi oradan girer. Münafık onun için münafıktır. Peki. Burada duruyorum. Ve ahir davahum. En elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı ma salavat.